Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Gündem sıcak videoları hazırlıyorum. Yüklenmesiydi, çekimi de etmesiydi. 1,5-2 saat aldığı için biz yani 1-2 saatlik bir ara oluyor. Bundan dolayı da kimse kusuruma bakmasın. Ceko ve Tadiç ayrı ayrı özel şoförleri olmasına rağmen genelde tesislere birlikte gidip geliyorlar. Tek arabayla. İyice kardeşe bağladılar. Bu ikiliden korktukları için Saçma sapan şeyler kovalayanlar için de kötü bir haberim var. Az önce tesislere yine birlikte geldiler demişti. Ahmet Selim Kul. Yani Ahmet Selim Kul'dan Fenerbahçe düşmanlarına kaç santimlik şok oluyor? Yok santim oluyor? Metrelik şok. Ee, yani genç transfer döneminde 6 numara haberleri. Yani çok 6 numara haberi veren çok duyumcu oldu. Mesela Rade Kurunic, Thomas Partey. Partide biraz Fenerbahçe'nin şanssızlığı diyeyim. Alexander Chernikov, Josip Misic, Andre Gomez e, hani çeşitli çeşitli şekilli şükürlü isimler konuşuldu, edildi. Bilmiyorum ben videoyu çektiğim sıralarda herhangi bir kap yoktu ama siz video izlerken kap falan geldi mi? Sanmıyorum. E, ama olabilir de. Sonuçta Fenerbahçe bu. Burada transfer bitmez. Şimdi Fenerbahçe'de bir şeyi çok merak ediyorum. Galatasaray'da da merak ediyorum. Gidecek isimlerin ilgili hiçbir şey konuşulmuyor. Ya da gittiler benim haberim yok. Mesela Fenerbahçe'de Nazım Sangare diye bir arkadaş var. Nazım Sangare için tek bir sorun var demiş. Tamamak. Virüse karşı elimizde çok güçlü bir silah var. Nedir? Yakalanmamak. Bu da öyle bir şey gibi. Şimdi büyük umutlarla transfer edildi Nazım Sangare, "Kes ağlamayı, çal bağlamayı" dediler. Yaşadığı sakatlıklar, form durumundaki düzensizlikler falan filan. Allah'ınızı dininizi seversiniz. Geçin ya. Nazım Fenerbahçe'ye gelmeden önce de Fenerbahçe seviyesinde değildi. Fenerbahçe'ye geldiğinde de Fenerbahçe seviyesinde değildi. Sakatlandı geldi. Şimdi Fenerbahçe U19 seviyesinde bile değil. Kimse kimseyi kandırmasın. 1 milyon 750 bin euro bonservis ödedik. Nazım'ı aldık. Bir türlü bekleneni yerine getirmedi. Getirmez. Şimdi kulüp bulunamıyor. Hayır kulüp bulunuyor. 1,5 milyon euro maaşı var. Param da param. Param da param. Para diye yani geberiyor yani ya. Açıkçası geberiyor. 1,5 milyon euro istiyorum diye geberiyor. Kaç takımla görüştük? Pendik istedi. Samsun istedi. Hemen hemen hepsi alabilirdi. Para diye geberdi. 1,5 milyon euro da 1,5 milyon euro. Kimse de vermedi. Ben şunu söyleyeyim. Kendine yaptı. Şu andan itibaren ben herhangi bir kulüp olsam Nazım boşa çıksa. Dese ki 300 bin euroya oynarım. Almam. Almam abi. Sen bir buçukta bir buçuk dedin. Senin derdin paraymış. Ben para kazanacağım parayı kazandım. Sen artık topçu mopçu olman derim. Yuvarlarım. Fenerbahçe'de Lincoln'den 216 gün sonra bir ilk. Bak. Şimdi şu habere dikkat. Tamam şu habere özellikle dikkat. Niye dikkat? Lincoln Henrique. Geçtiğimiz sezon 9 Mart'ta Sevilla ile oynanan maçta sakatlandı. Ben bir şey söyleyeyim mi? İnanmayacaksınız ee, inanmayacaksınız ama ben o gün o maçta bir dinler misiniz? Maç öncesi canlı yayında ne demişim? Vallahi bak bir açsanıza. Şunu diyorum. Diyorum ki ya bu adamı çok üstüne gittik. Allah muhafaza bak sakatlanır. makatlanır. çok oynattık. Bu maçta en azından başkası oynasın. Hani bak bizde orijinal sol bek var. Lincoln bu maç dinlenmeli diyorum o maçta. Bu maçın öncesinde hatta devre arasından sonraydı sanırım yanlış hatırlıyor olabilirim burayı buradan emin değilim devre arasında diyorum ya adam çok yıprandı yoruldu bak sakatlanır makatlanır sezonu kapatır Allah muhafaza kenara alalım falan diyorum 9 Mart'ta Sevilla ile deplasmandaki maçta sakatlandı. Kenara geldi. Uzun bir süre sahalardan uzak kaldı. 216 gün sonra saha çalışmalarına başladı. Tam beklenildiği gibi Eylül ayında başladı. Şimdi Dizindeki bağlarda yırtık tespit edildi. Çok ciddi bir ameliyat oldu. Portekiz'de. İstanbul'da tedavisini sürdürdü. Çocuğu Fenerbahçe formasına okula gidiyor. İsmail Kartal'ın Ocak ayına kadar lisansını donduracağız dedi Sambacı. O döneme kadar tam anlamıyla hazır olmaya çalışıyor. Şimdi Ocak olarak da bakmayın. Milli yara falan var içinde. Yani uzunca bir süre. Şimdi ben Lincoln'e tekrar geçmiş olsun diyorum. Allah beterinden korusun. Bir düşünceyi aktarayım. Lincoln'de 8'e yazalım diyor. Lincoln, Fred, Mert Hakan, Zayt, Şimanski oynar onda. İrfancan Kahveci de oynar 6. İsmail Yüksek, Bartu Elmas, Crespo 9. 9 tane adamımız var diyor. Oyuncuya gerek yok diyorlar. Sakın ağzınıza acı bir sürelim. Livakovic, kale komutanı. Hırvat milli takımında iyi işler yaptı. Kalesini orada da gole kapattı. Antalya e Spor maçıyla birlikte Fenerbahçe kariyerine başlamasını bekliyoruz. Evet İrfan Can Eğribayat görevini layığıyla yerine getirdi. Fenerbahçe taraftarından da zaten çok ciddi destek aldı İrfan Can Eğribayat. Ve milli arada gol yemedi. Livakovic başarılı futbolunu sürdürdü. İki maçta da gol yemedi. Kadıköy'de taraftarımıza merhaba diyecek. Selamun Aleyküm de diyebilir. Hi guys da diyebilir. oralar meşhur. Fenerbahçe'de yabancı çıkmaz. Bak bu haber işte benim bahsettiğim haber bu. Birazcık da mantıklı haber konuşalım. Zekice. Fenerbahçe'de ön libero transferi yaparsa yabancı sayısı 16 olacak. Hop. Luan Perez'in sözleşmesi dondurulacak. Olsa da bir yabancı fazlalığı. Söz konusu. Topun ağzında kim var? Crespo. Joshua King. Arkadaşlar bak. Şimdi buna dilim var ama Ryan Kent. Bunlardan biri ya gönderilecek ya kiraya verilecek ya sözleşmesi dondurulacak. Ön libero ikisine isim almaya çalışıyoruz. Kadrodaki futbol sayısı 16. TFF'nin izin verdiği sayıdan 2 fazla. Ya bu gerçekleşse bile bir yabancı futbolcu fazla olacak. Bu duruma Fenerbahçe çözüm bulmaya çalışıyor. Bir şeyleri tespit etmeye. 2 gün içinde de karar vermek zorunda takım. Bu isimler ön plana çıkıyor ama Fenerbahçe 2 gün içinde karar verecek. En güçlü aday Crespo diyor. Bence en güçlü aday Crespo olmayabilir. Niye derseniz? Cengiz Kanat 1, İrfan Kanat 2, Tadiç Kanat 3, Kent Kanat 4, Joshua King Kanat 5. Yani 5 tane kanat yazıldı Avrupa Ligi Konferans Ligi listesine. Ama şunu söylediler bana, e, hiçbir ismin gitmesi sürpriz olmaz çünkü Ferdi'yi 8'de deneyebiliriz dediler. O yüzden rahat ol dediler. Ben rahatım da bilmiyorum Fenerbahçe rahat mı? Konferansın bu arada en pahalı 3. takımıyız biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Aston Villa'dan sonra kupaya ya en yakın 2. takım olarak gösteriliyoruz. 150 milyon euro hemen hemen değerini bulan 12 futbolcuyla kadromuzu güçlendirdik. Aldığımız futbolcuların transfer mark değer 12 futbolcunun 150 milyon euro civarında. Ve Süper Lig'in değil Avrupa Konferans Ligi'nde en pahalı iddialı takımlarından biri olduk. 209.1 milyon euroyuz şimdilik. Şimdi İki tane önümüzde takım var. 607.7 milyon euro Aston Villa. 248.6 milyon euro da Fiorentina. Bunlar keşke birbirini kırsalar da birinden kurtulsak. Mesela Aston Villa'dan kurtulsak keşke. Fiorentina bu kafayla da gider dandik bir takıma da elenir. İkisinden de kurtuluruz. Lille 2.7 milyon euro ile dördüncü sırada Eintracht -Eint Frankfurt 170 milyon euro ile 5. Beştaş 129.2 ile 6. 8. Sıra, sıradan şey 6. sırada yer aldı. Opta Stats verilerine göre veri bilimcisi Nils McKay tarafından Avrupa Konferans Ligi'nde Aston Villa'nın ardından şampiyonluğun en güçlü ikinci favorisi olarak gösterilmiş. Beşiktaş'ı da 7. sırada şans tanımış arkadaşlar. Bilginiz olsun. Transfer market değeri yüksek olsa da 7. sırada şans tanımış. Bu arada Beşiktaş'ın kadrosunu hiç hafife almayın yani. E, küme düşecek gibi yorumlarda bulunmayın. Ben PES'te kadroları şöyle bir elime düzelttim de. Gayet iyi isimler ama sana. Gerçi 2021'e göre iyi isimler. Mevcut form grafiklerini bilmiyorum. O yüzden konuşmak abeste iştigal etmek olur. Şimdi Fenerbahçe'nin rakiplerini merak ettim. 14. sıra Ludogoresk 37.25 15. Nürnland 36.7 28. Spartak Ternova 26.3 Bakın 14-15 28 Şektaş'ın rakiplerine bakıyorsun. 7. sıra Kulüp 121.45 17 Bodo 30.1 19 Lugano 24.1 Yani aşağı yukarı Bodo ve Lugano Hani <laughs> Spartak tırnava ayarında iki takım. Ya ben Beşiktaş'ın şansının o kadar düşük olduğunu düşünmüyorum. Bir de fikstür şansında yüksek olduğunu düşünüyorum. Bilginiz olsun. Fenerbahçe Al Nusratiye gitti. Al Nusratiye gitti. Yani Portekiz'e gitti. Şimdi ben önce şunu söyleyeyim. İki gündür sosyal medyada bizim WhatsApp grubunda yazılmayan kalmadı. Yani e, yazılmayan isim kalmadı. Ben onu önce onu söyleyeyim. Dediğim gibi Rade Kurnişler, Partiler, Alexander Çernikov, Misic, Andre Gomez. Yani aynı isim bu 5 ismi de aynı kişi vermiş. 6 numara bir bakacaksın başka bir oldu ya da hiç olmadı o zaman göreceksiniz sosyal medyada, piyasada olmayacak. Konuşmayacak. Ben şunu söyleyeyim. Mario Branco arkadaşı olan kulüp başkanı, kulüp, şey Braga başkanı Antonio Salvador'la telefonda görüşme yapmış. Ardından valizini toplamış. Oraya gitmiş. Transfer dönemi bitmesine 6 gün var. İşte, ne 6 günü. Transfer dönemi bitmesine 2 gün var. 6 numara arayışı, arayışı sürüyor. Al Musratiye Fenerbahçe forması giydirmek için valizini topladı. Portekiz'e gitti. Son noktayı koymak için. Şimdi FIFA Braga'nın Malaga'ya 11.725 bin euro ödemesine karar vermiş. Ben şunu söyleyeyim, atladığınız detayı söyleyeyim. Biz en son Braga'ya kimi verdik? Kimi verdik? Düşünün bakalım. Portekiz'de kanat Buruma'yı verdik. Biz Buruma'yı verince ne oldu abi? Biz Buruma'yı verince oradan vermesi gereken bir para var bize. Bu parayı geciktirdiler. Biz bunu koz olarak kullandık. Hani FIFA'ya şikayet etmede bir kozdur. Gelin 6.5'umuzu 13 sayalım. Siz bu futbolcuya 15 istiyorsunuz. 2 de biz üstüne ekleyelim. Yani siz bize para vermeyin. Biz size 2 verelim. Hem buruma sizin olsun hem musrati bizim olsun dedik. Kabul etmediler. Salak mı adamlar? <laughs> 6.5 artı 2 de buradan 8 Arkadaşlar biraz yükseltmemizi istediler. Biz biraz yükselttik. Bilginiz olsun. Yani Al Musrati olabilir. Olmaz demiyorum. Mario Branco Portekiz'de, Portekiz'de değil diyen var. 15 milyon euroya indiler. 20'den 15'e. Fenerbahçe 12'ye kadar çıktı ama 12 bonuslarla. Ödeme takvimi konusunda Fenerbahçe taksit, Braga peşin istedi. Malaga'ya 45 gün içerisinde ödeme yapmak zorunda. E futbolcusuna da kimse talip değil. Yani Avrupa'da dönem bitti. Arabistan'a futbolcular gitmek istiyor. E, Libya'lı yıldızlar bekleme içerisinde. Libya milli takımına da gitmemiş bu arada. Bilginiz olsun. Braga ile idmanlara devam etmiş. Yani gelişmeleri yakından takip ediyor. 27 yaşındaki orta saha yeni bir sayfa açmak istiyor. Bu olay karışık. Ben size başka bir şey söyleyeyim. Selahattin Baki ben bu videoyu çekerken Türkiye'deydi. Bizim adımıza İngiltere'de de görüşme yapan iki tane menajerimiz var. Evet yanlış duymadınız. Fenerbahçe adına yetki verilen bizim adımıza transfer görüşmesi gerçekleştiren iki tane yani iki tane e, menajer var arkadaşlar. Bilginiz olsun. İngiltere'den. Hocam kim gelecek İngiltere'den? Parti mi? McDominay mi? Kim gelecek? Arkadaşlar ben şunu söyleyeyim. Ee, yani içimden hissi söylüyorum. Ben McDominay'in Fenerbahçe'ye geleceğini düşünüyorum. Parti konusunda da bir sürpriz oldu. Üyelere de vermedim bu duyumu. Size de ilk defa söyleyeyim. Arkadaşlar partinin sakatlığı o kadar ciddi değilmiş. Sakatlığı atlatanlar listesine eklenmiş. Ya, bilginiz olsun. Ben bu kadar söyleyeyim. Gerisini size bırakıyorum. Şimdi e, Evet Radekurunic büyük bir isim baktığın zaman. Ama Fenerbahçe taraftarının çöplediği hiç kimse bugüne kadar bizde başarılı olmadı. İyi de ee, Parti McDominay. Hocam sen hangisini istersin? Ben isterimi geçtim ama içimden bir ses, hissi bir ses diyor ki Fenerbahçe'nin orta sahası kesinlikle McTominay olacak diyor hissi olarak. İçimden hissi bir şey. Ve ben şunu söyleyeyim. Al Musrati için evet Mario Branco. Portekiz'de ama bizim adımıza iki tane menajer İngiltere'de. İki sayısı bir sayısından her zaman daha büyüktür. Belki birilerini baskılamak için hadi bak işte al bu suratı içine. Hadi indirim yapın bak yoksa İngiltere'deki şu adamlar anlaştık. Edirmek içindir belki de. Ya ben bu, transfer işleri biraz karışık işler olduğu için çok detayına giremeyeceğim. Ya da girmek istiyorum ama giremiyorum bilginiz olsun. Ee, eninde sonra her şey belli olacak. Bugün yarın belli olacak. Ben de sizler gibi muzdaripim. Hocam bize kesin altı söyle. Kesin altı diye bir şey yok ki. Olsa söylerim. Niye söylemeyeyim? Ha, sen de bir şey bilmiyorsun ondan yok. Ben de bir şey bilmiyorum. Biliyorumdan değil. Kesin anlaşılan şu bizim altı numaramız dediğimiz hiçbir isim yok. Yok. Ya, birileri kesin konuşuyormuş Andrea Gomez için. Kesin değil. E, Jorginho mesela. Ben Jorginho olsun isterdim mesela. Niye istemeyim? mesela Parti. E, McDominay. Jorginho. Hani bu isimler öyle tırt isimler değil. Ha. Gerçi şunu da söyleyeyim. Kim gelirse gelsin bu tırt diyen bir kesim illaki çıkacak. Bunları adam yerine koyarsak ayvayı yedik. Yani Fenerbahçe transfer etmek için o ülkeye gitti işte detaylar derken ben Portekiz'i kastetmiyorum. Bence İngiltere'den gelecek. Kimin geleceğini tahmin ettim sadece. Bilgi değil. Ee, hakkımız olsun. Fabrizio Diaz'ı çok soruyorlar. Hocam Fabrizio Diaz alınsaydı. Arkadaşlar bakın. Kapalı kutu. Evet ben de farkındayım. Genç bir çocuk. Gelişimi açık bir çocuk. Bak kabul ediyorum. Size hak veriyorum. Ama kapalı kutu. Bak kapalı kutu. Biz kapalı kutularda hep hep büyük ikramiyeyi hiç etmişizdir. İlginiz olsun. Yani hakkımızda hayırlısı olsun. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Den Donker için de çok fazla söylenti var ama yani ben dediğim gibi arkadaşlar ben kendi duyumlarımdan sorumluyum. Siz aktardıklarından sorumluyum. Ben ötesine karışamam. Bir şey diyemem. Doğrudur, yanlıştır ama ben ee, transfer etmek için o ülkeye gittiğimiz ülkeyi İngiltere olarak düşünüyorum. Ve buradan birini alacağımızı buradan birini alacağımızı Yeni altı numaramızın bu isim olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Hani Dendon Kır. Şimdi bir şey diyemem ee, Yani bazen de çok ilerlediğiniz bitirme aşamasına geldiğiniz duyumları verirken gülersiniz bir gülücük atarsınız o yüzden bir şey diyemem hep birlikte bekleyip görelim arkadaşlar ama ben söylüyorum Biz bence 6 numaramızı İngiltere'den alacağız transfer market değerini boyunu anlattım size aşağı yukarı yaşını da anlattım size hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar bu arada şey deko, dekoder fiyatları eskisi gibi değil herhalde. Pahalandı değil mi dekoder fiyatları? Ama ucuz alma imkanınız olsa tabii ki alırsınız değil mi? Mesela bir adam 2022 yılında dekoder almış olsa 2022 yılının işte 1 Eylül 2022'de dekoder almış olsa atıyorum 15'e aldı. Sana bugün 4'e verecek olsa 5'e verecek olsa herhalde dersin ki lan 15'e o zaman almış şimdi 5'e veriyorum. Her şey pahalanmışken. Aklına Samat da gelir. Ulan Samat biz nereden aldık lanet gelsin. Almaz olaydık. Bunu da verdiler. Acaba bunda da bir sıkıntı çıkar mı dersin. Öyle işte. Yani ortalık karışık. Hakkımızda hayırlısı olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar.